Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün sizlerle alavara makarna yapıyoruz. Alavara makarna nedir? İzmir'de öğrencilik hayatı geçirmiş, İzmir'de yaşamış, bir şekilde İzmir hakkında bilgiler edinmiş insanların bildiği bir makarnacı aslında. Kıbrıs Şehitlikleri Caddesi'nden girdiğinizde Can Yücel Sokağı'nın içinde bulunuyor. Çok salaş ve öğrenciler tarafından tercih edilen bir mekan. Ancak çok kalabalık olmasından dolayı gittiğinizde çok rahat edemeyebilirsiniz. Ben de onlardan olduğum için bunu evde kendim nasıl yapabilirim diye düşünmüştüm. Birkaç denemelerim oldu ama en yakın olarak bunu denediğim, size tarif edeceğimi buldum. Spagetti ile denedim, başka makarna ile denedim. Hani aynı mantıkla yaptığım şeyler oldu ama en iyi sonucu şu şekilde yassı olarak. Yani normal spagetti değil de erişte gibi kesilmiş spagettiler de buldum. Ama tabii diğer makarnalarla da yapabilirsiniz. Ben daha önce Filiz'in makarnası ile denedim. Bu iki kişi çeşidi size göstermek istedim. Bu Barilla'nın. Bunu da A101'den almıştım. Fiyat olarak hangisi uygun geliyorsa siz onu kullanabilirsiniz. Bunun dışında ne kullanıyorum ben? Normal su da kullanabilirsiniz ama benim elimde et suyu vardı. O yüzden et suyu kullanacağım. Bu yaklaşık 550 ml ama ben bunun üzerine birazcık da normal su ekleyeceğim. Makarnamız bu ikisiyle pişmiş olacak. Bunun dışında diğer malzemeler ne? Üzerine dökmek için domates sosu kullanacağız. Bunun için normal domates rendesi aslında. Ben bunları yazdan yapmıştım. Ama eğer sizin böyle domates rendesi şişeleriniz yoksa normal bildiğimiz mevsim domateslerinden 3 veya 4 artık ne kadar soslu yapmak istiyorsanız onları rendeleyip biraz kavurduktan sonra makarnanın üzerinize dökebilirsiniz. Ama şimdi ben bunları kullanacağım. Bunlar zaten pişmiş ürünler olduğu için ısıtacağım. Yeterli olacak. Nasıl pişireceğim? Üzerinde zaten kullanma talimatı işte nasıl yapıldığı yazıyor hiç bilmeyenler için ama ben normal su yerine et suyu kullanıyorum. Daha lezzetli ve daha sağlıklı olması için. 550 ml kadar suyum var. Bu yeterli gelmeyecek muhtemelen. O yüzden üstüne birazcık daha su ekleyeceğim. Normal su ekliyorum. Bunu boşaltalım 550 ml. İsterseniz süzebilirsiniz. Ben süzmeyeceğim kendim. Daha sağlıklı bulduğum için. Et taneleri kaldı o yüzden. Ama size kalmış bir şey. Tavuk suyu da kullanabilirsiniz bu arada. 550 ml suyum vardı. Biraz daha ekleyeceğim üzerine. Yeterli bu kadar. Zaten makarnanın pişme durumuna göre siz kendiniz arttırabilirsiniz suyun miktarını. Suyu kaynamaya bıraktım. Şimdi ne yapacağım? Domates soslarımı çıkartıyorum. Ama domates sosları yoksa dediğim gibi rendeleyebilirsiniz. 3 veya 4 tane domates sizin işinizi görür diye düşünüyorum. İki şişe açtım. Muhtemelen fazla gelecek. Siz benim gibi yapmayın. Biz domates sosunu ekstra kullandığımız için fazla yapmayı tercih ettim. Çünkü sos kısmı size kalmış bir şey. Az yapabilirsiniz, çok yapabilirsiniz. O yüzden kısıtlamak istemiyorum. Bunu da yan tarafa alacağım. Bu da pişsin bir yandan. Suyumuz kaynadıktan sonra makarnayı servis edeceğiz. Sosu için ne kullanıyoruz başka? Üzerini süslemek için. Tane mısır kullanıyoruz. Kaşar peynir kullanıyorum. Ben rendeledim. Kaşar olmadığı yerde tulum da kullanabilirsiniz. O da lezzetli oluyor. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Orada servis edilen kaşar olduğu için ben burada kaşar kullandım. Bir başka zaman yaptığımda evde kaşar olmadığında tulum rendelemiştim. O da çok güzel olmuştu. Ona istinaden size bir öneride bulundum. Evet. Suyumuz kaynadı artık. Makarnanın tamamını boşaltıyorum bu şekilde. Tek başıma bitiremem diye düşünüyorsanız bunun yarı ölçülerini ayarlayabilirsiniz. Zaten bu tarif çok ölçüyle yapılan bir tarif değil. Ben sadece benzerini yaptığım için sizlerle paylaşmak istedim. Deneyin. Ben seviyorum şahsen. Sosumuz da bu arada kavruldu. Isındı. Altını kapatacağım ben. Zaten pişmiş bir domates rendesiydi.
Siz eğer ki yeniden rendeliyorsanız mutlaka iyice pişirin. Benim pişmiş olduğu için böyle bir şeye ihtiyacım olmadı. Pişmek üzere. Hatta pişti diyebilirim. O tam hazır olana kadar ben de yanına turşu çıkartıyorum. Çünkü alavara makarna yediğiniz yerde, alavarada yani, bu şekilde servis yapıyorlar. Turşumuz hazır. Üzerinde kullanacağımız malzemeler hazır. Ben şimdi size makarnanın halini göstereceğim. Bu şekilde. Biraz sulu. Kalan su olursa eğer çorba yaparım diye düşündüm. Çünkü bunu süzgeç yardımıyla buradan alacağım servis ederken. Benim için makarnayı süzme gibi bir gereksinim olmayacak. Şöyle gösterelim. Bu da sosumuz. Sosun çok bir esprisi yok aslında. Rendelenmiş domates. Tercihen içinde sarımsak rendeleyebilirsiniz. Farklı bir aroma kattığını düşünüyorum ben. Servis ederken de bunları kullanacağız. Size göstereceğim. Evet, makarnam hazır. Bir paket makarnadan 4 kişilik de çıkabilir, 2 kişilik de çıkabilir. Tamamen sizin ne kadar makarna tükettiğinize bağlı. Böyle bir sunumu var. Şimdi daha yakından göstereceğim zaten.